Evet. Konya. Vefanın şehri Konya. Dayanışmanın şehri Konya. Milli iradenin şehri Konya. Dünyada eşi bulunmayan Konya. Seni bir kez daha hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Başkentler başkenti Konya'yı, Mevlana Hazretleri'nin şehri Konya'yı, erenlerin, velilerin, hak aşkıyla yanan gönüllerin şehri Konya'yı bugün bir kez daha hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Evet, Antalya'dan geliyoruz ve Antalya'da 100.000'i aşkın sağ olsun dostlar vardı. Ama şimdi Konya'da aldığım rakam, resmi rakamı söylüyorum. 140.000 hamdolsun şu anda meydanda var. Bu ne aşktır ya Rabbi? Bu ne aşk? Demek ki aşkına koşan aşık olursan karşılığını da bulursun. Ve şu anda şu alanı gördüğümüz zaman eyvallah. Ve bakıyorum pankartlar yazılmış. Bak bir genç enteresan bir pankart açmış. Ne diyor biliyor musunuz? Emri dağdan alanla değil, haktan alanla yol yürünür. Şimdi Bay Bay Kemal'in yanındakilerle beraber bunlar emri nereden alıyor? Kandil'deki teröristlerden alıyor. Öyle mi? Biz de emri Allah'tan alıyoruz. Ve 14 Mayıs'ta emri dağdan alanları mezara gömmeye var mıyız? Buna hazır mıyız? Bundan zaten benim hiç şüphem yok. Konya buna gereken dersi inşallah 14 Mayıs'ta verecektir. Gençler bir pankart daha açmışlar. Yedi benzemez birleşti birbiriyle. Yedi metre yürünmez hiçbiriyle. Yedi düvele karşı doğrudan doğru reisle başlasın Türkiye 100 yılı demişler. Kardeşlerim, sana da geleceğim merak etme dur. Konya'nın gözlerinin ışıltısına meftun olduğum gençlerini, elin asırlı çalışkan çiftçilerini, ihracat ve istihdam rekoru kıran sanayicilerini, Konyalı olmanın tüm asaletini üzerinde taşıyan hanım kardeşlerimi bugün bir kez daha saygıyla selamlıyorum. Şair ne güzel söylüyor. Batmayan güneşe benzer Hakk'a sevdası Konya'nın. Erenlerin davasıdır derdi davası Konya'nın. Toprağında ekin gibi ilim irfan başaklanır. Cahilleri kamil eder suyu havası Konya'nın. Konevi'den, Mevlana'dan, nice evliyadan pirden nasip alır gece gündüz bayu gedası Konya'nın. Hanlar, hakanlar doğuran kutlu anneler şehridir. Yüzyıllara, bin yıllara sığmaz rüyası Konya'nın. Rabbime
Bizleri bir kez daha Konya ile kavuşturduğu için hamd ediyorum. Rabbime bizleri 6 ay sonra yeniden Konyalı kardeşlerimle kucaklaştırdığı için hamd ediyorum. Sevdası da, davası da, rüyası da hak ve hakikat olan Konya'nın siz güzel insanlarıyla beraber olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Maşallah, yine meydanlara sığmayan bir Konya görüyorum karşımda. 14 Mayıs'ta yine destan yazmaya hazırlanan bir Konya görüyorum. Bu meydanda iradesine, istikbaline ve 21 yıllık kazanımlarına sahip çıkan bir Konya görüyorum. Ahde vefanız için, aşkınız, sevdanız için her birinize şahsım, milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Mevla kardeşliğimizi muhafaza eylesin. Yol arkadaşlığımızı daim etsin diyorum. Şimdi buradan soruyorum. Hazır mıyız? Konya, 14 Mayıs'ta durmak yok, yola devam diyor muyuz? 14 Mayıs'ta doğru adımlarla yola devam diyor muyuz? 14 Mayıs'ta Türkiye yüzyılı için hemen şimdi diyor muyuz? Selçuklu'nun başkenti Konya'da bu yakışır. Saadettin Konevi gibi, Hazreti Mevlana gibi, Şems-i Tebrizi gibi toprağını batmayan güneşlerin şereflendirdiği Konya'ya işte bu yakışır. Her bucağında ilmin, irfanın, bilgeliğin boy verdiği merhum Erbakan hocamızın şehri Konya'ya elbette bu yakışır. Rabbim sizlerden razı olsun. Konya'nın hayır dediğinden hayır gelmez. Konya'nın evet dediğine de Allah'ın izniyle şer bulaşmaz. İnşallah Konya, Anadolu'daki varlığımızın, birliğimizin, dirliğimizin sembolü olduğu gibi Türkiye yüzyılının da teminatı olacaktır. Sevgili Konyalılar, çok değerli kardeşlerim, ben de sizlerle gurur duyuyorum. Biliyorsunuz 6 Şubat tarihinde asrın en büyük tabii afetlerinden birini yaşadık. Özellikle 7,6 büyüklüğündeki Elbistan depremi Konya'mızda da çok ciddi biçimde hissedildi. Depremin haberini alır almaz devletimizin tüm kurumlarıyla birlikte belediyelerimizi de harekete geçirdik. Şimdi burada özellikle bir şey söylemek istiyorum. Konya Büyükşehir Belediye'miz ile ilçe belediyelerimizin ekiplerini süratle komşu illere sevk ettik. Depremde en çok yıkıma uğrayan Hatay'ı Konya'ya zimmetledik. Konyalı belediyelerimiz gerçekten gurur verici çalışmalara imza attılar. Altyapıdan üst yapıya, aşevlerinden çadır ve konteyner kent kurulumuna kadar her ihtiyaçlarında depremzedelerin yanında oldular. Muhalefetin tüm belediyelerinin yaptıklarını terazinin bir kefesine koyun, Konya'mızın bölgeye verdiği hizmetleri de diğer kefesine koyun. Hepsinde de Konya çok daha ağır basacaktır. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı özellikle yattı, kalktı, orayı takip etti. Belediyelerimiz muhalefete ders verdiler. Nasıl millete hizmet edilir öğrettiler.
Konya Gönül Belediyeciliği'nin ne demek olduğunu tüm Türkiye'ye bir kez daha gösterdi. Buradan şov ve reklam yerine yaraları sarmanın peşinde koşan tüm belediyelerimizi tebrik ediyorum. Konya halkına da afetzedelerimize şefkatle sahip çıktıkları için milletim adına teşekkür ediyorum. İnşallah el birliği, gönül birliği içerisinde deprem bölgesini en kısa sürede ayağa kaldıracağız. Bir taraftan afetin izlerini, diğer taraftan da milletimizi hayallerine kavuşturacak vizyon projelerini devreye almayı sürdürüyoruz. Şimdi Karadeniz'de kardeşlerim, keşfedip karaya çıkardığımız yerli gazımızın sevincini milletimizle paylaşmak için ilk ay ısınma dahil konutlardaki tüm doğalgaz faturalarını ücretsiz yaptık mı? Ayrıca bir yıl boyunca yine konutlardaki mutfak ve su ısıtma ihtiyaçlarına karşılık gelen miktardaki doğalgaz tüketimini faturalardan düşüyoruz. Bu müjdemizle ilgili Cumhurbaşkanı kararnamesini ve kararını dün resmi gazetede yayınladık. Milletimizin tüm fertlerine hayırlı uğurlu olsun diyorum. Şimdi Bay Bay Kemal dün Zonguldak'a gitti. Zonguldak'ta benim madenci kardeşlerime yalan üstüne yalan söylüyor. Ya Zonguldak'ta hemen orada Filios var. Sakarya doğalgazını biz orada çıkardık Bay Bay Kemal. Hani çıkmayacaktı? Hani nerede diyordunuz? İşte çıktı. Doğalgazı yaktık. Vatandaşlarımızın evlerine göndermeye başladık. Allah sizden de razı olsun. Biz söz verirsek yaparız. Söz verdik ve yaptık. Donanmamızın amiral gemisi olan SİHA gemimiz TCG Anadolu'yu yine geçtiğimiz haftalarda deniz kuvvetlerimize teslim ettik. Milletimizin 60 yıldır umutla beklediği yerli elektrikli aracımız TOGG'un teslimatlarına başladık. Yeni Altay tankımızı testleri yapılmak üzere silahlı kuvvetlerimize teslim ettik. Dün milli muharip uçağımız Kaan'ı hangardan çıkardık ve pist başı yaptırdık. İzlediniz mi? Beğendiniz mi? İşte bunlar birilerini ciddi manada ürkütüyor. İçeride korkanlar da var. Su ötesinde korkanlar da var. Ama en çok da Cudi'de, Gabar'da, Tendürek'te, Besler Deresi'nde oradaki teröristleri gömdükçe içeride birileri de rahatsız oluyor. Ne diyor Kandil'de bir tanesi? Ne diyor? Diyor ki, bakınız çok enteresan. AK Parti bizi diyor mağaralarda vurdu. Ne yapacaktık? İyi yapıyor musunuz diyecektik. Ya sen benim Mehmet'imi şehit edeceksin de biz sana güle güle mi diyeceğiz? Mehmet'imin intikamını sonuna kadar almaya devam edeceğiz. Varsın Bay Bay Kemal, sizlerle beraber kapalı kapılar arkasında görüşmeler yapsın. Ve onun yanında da malum
Davutoğlu'su var. Onun yanında Bebecan'ı var. Karamollaoğlu'su var. Ve bir de tabii Meral Hanım'ı var. Masayı bir bırakır gider. Sonra tekrar gelir. Tekrar gider. Artık bıktık sizden. Masanın altında olanlar var. Yetmedi, şimdi iki tane de belediye başkanı aldılar yanlarına. Onlarla beraber yola devam ediyorlar. Ama onlar Kandil'dekilerle beraber yürürken biz de Cumhur İttifakı ile beraber yürüyoruz. Cumhur İttifakı olarak 14 Mayıs'a hazırlanıyor muyuz? Ana kademe hazır mıyız? Kadınlarımız, kadın kollarımız hazır mıyız? Gençler hazır mıyız? Allah sizlerden razı olsun. İnanıyorum ki siz sandıkları patlatacaksınız. Ülkemizin ilk süpersonik jet uçağı Hürjet uçuşunu gerçekleştirdi. Ağır sınıf taarruz helikopterimiz Atak 2 ilk kez havalandırdık. Kızıl Elma'dan sonra Anka 3 insansız uçağımız da ilk yürüyüşünü yaptı. Bunların yanında IMC uydumuzun fırlatılmasından Türkiye'nin ilk uzay yolcularının belirlenmesine kadar daha birçok tarihi adım attık. Dünyanın bir numaralı havacılık ve teknoloji festivali Teknofest'i çoğu genç ne kadar kişi izledi biliyor musunuz? Dün akşam itibariyle 2,5 milyonun üzerinde bir katılımla gerçekleştirdik. Tabii sadece bunlarla kalmadık. İsterseniz 20 yılda neler yaptığımızı şöyle kısaca videoyla izleyelim. Evet, video. Yüzyılın işini 20 yıla sığdırdık. Yerli otomobilimiz TOGG'u, kendi İHA'larımızı, SİHA'larımızı, Akıncı'yı, milli tankımızı, milli helikopterimizi, milli silahlarımızı, milli denizaltılarımızı, milli muharip uçağımızı, eğitim ve destek uçağı Hürjet'i, insansız savaş uçağı Kızıl Elma'yı, yerli hava savunma sistemlerini, ilk istihbarat gemisi TCG Ufuk'u, dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu'yu, yerli ve milli ilk gözlem uydumuz IMC'yi, organize sanayi bölgeleri, ilk sürü İHA gösterisini, sondaj gemileri, Karadeniz'de doğalgaz keşfi, doğalgazı bedava, Akkuyu nükleer santralini, Türk Akımı, Mavi Akımı, TANAP'ı, Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattını, Borkarbür üretim tesisini, 2,5 milyon konutun dönüşümünü, en büyük sosyal konut hamlesini, deprem bölgesinde yeni konutlar, 369 millet bahçesi, 5,5 milyar fidan dikimi, ilk tohum gen bankasını, ilk milli botanik bahçesini, Yusufeli Barajı'nı, geri dönüşüm tesisleri, tersaneler, limanlar, Marmaray, Avrasya Tüneli'ni, hızlı tren ağı, havaalanları, metrolar, 1915 Çanakkale Köprüsü'nü, Osman Gazi Köprüsü'nü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü, Nisibi Köprüsü'nü, Kuzey Marmara Otoyolu'nu, tüneller, modern bölünmüş yollar, dünyanın 3. deniz dolgulu havalimanı, milli elektrikli tren seti üretimini, dev şehir hastaneleri, yerli aşı Turkovak'ı, yerli tıp cihazları, 81 ile ücretsiz kanser tarama merkezleri, zorunlu eğitim 12 yıl, ders kitaplarını ücretsiz, öğrencilere ücretsiz süt dağıtımı, öğrencilere tablet dağıtımı, okullara bilgisayar yardımı, okullara akıllı tahta dağıtımı, robotik ve kodlama atılımı, üniversiteler, stadyumlar, olimpik yüzme havuzları, modern adliye sarayları, İstanbul Finans Merkezi'ni, 3600 ek gösterge düzenlemesini, EYT düzenlemesini, kamudaki sözleşmeli personele kadro, asgari ücrete tarihi zam, memur maaşlarına artış, en düşük emekli aylığını 7500 lira, bayram ikramiyesini 2000 lira, elektrikte indirim, KDV'de indirim, gıda yardımı, yakacak yardımı, eğitim yardımı, barınma yardımı, fatura yardımı, en düşük engelli aylığını 1594 lira, evde bakım aylığını 4336 lira, yaşlı aylığını 1997 lira, en düşük dul ve yetim aylığını 4125 lira, evde sağlık hizmetlerini, yerli uzay hamlesini, kutuplarda araştırmalarını,
Araştırma Merkezi, Ayasofya'yı tekrar cami, Atatürk Kültür Merkezi'ni, Ankara CSO binasını, Ankara Resim Heykel Müzesi'ni, İstanbul Resim Heykel Müzesi'ni, Beyoğlu Atlas Sineması'nı, Beyoğlu Kültür Yolu'nu, yeni tiyatro sahneleri, binlerce tarihi yapının restorasyonunu, tarihi camilerin restorasyonunu, tarihi sinagogların restorasyonunu, tarihi kiliselerin restorasyonunu, Galata Kulesi'nin restorasyonunu, Rami Kütüphanesi'ni, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ni, Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı'nı, Türkiye'yi Diplomasi Merkezi, İstanbul Tahıl Anlaşması'nı, KKTC ve Libya ile MEB anlaşmalarını yaptık. Hastane sayısını, MR cihazı sayısını, tomografi cihazı sayısını, diyaliz cihazı sayısını, hasta yatak sayısını, hekim sayısını, toplam sağlık çalışanı sayısını, hasta başına düşen hekim sayısını, eğitim ve sağlık harcamalarını, okuma yazma oranını, okullaşma oranını, öğrenci burslarını, öğretmen sayısını, kız çocuklarının okullaşma oranını, üniversite sayısını, yüksek öğretim yurt kapasitesini, yüksek öğretimde beslenme yardımını, spor tesisi sayısını, lisanslı sporcu sayısını, spor kulübü sayısını, yeşil alan miktarını, orman miktarını, milli park sayısını, su arıtma tesisi olan belediye oranını, ülke ekonomisini 3 kat, ihracatı 8 kat, Merkez Bankası döviz rezervlerini 5 kat, asgari ücreti 15 kat, açılan iş yeri sayısını, turist sayısını, içme suyuna ulaşan insan sayısını, tarımsal üretimi, çiftçiye destekleri, halka sosyal destekleri, şehit ve gazilere desteği, engelli memur sayısını, elektrikte kurulu gücü 3 kat, doğalgazlı il sayısını, yenilenebilir enerjinin payını, savunma sanayi proje sayısını, savunma projelerinin bütçesini, savunma ve havacılık ihracatını artırdık. Hava kirliliğini, karbon salınımını, çöp sorununu, trafik kazalarını, kamu borcunu, enerjide dışa bağımlılığı, savunma sanayinde dışa bağımlılığı, ekonomide dışa bağımlılığı, işsizliği, yargılama sürelerini, suç oranlarını azalttık. Katsayı zulmünü, başörtüsü yasaklarını, üniversite harçlarını, tarihi eser kaçakçılığını, IMF borcunu, enerji kesintilerini, adaletsizliği, kimsesizliği, istikrarsızlığı bitirdik. PKK, PYD ile, FETÖ ile, DEAŞ ile, vesayet odaklarıyla, çetelerle, uyuşturucuyla, sapkın akımlarla mücadele ettik. Saymakla bitiremeyeceğimiz nice eserlerimizle ülkemizin her karışına mührümüzü vurduk. Kurtarabilmek için canla başla çalışıyoruz. Rabbimizin ülkemize bahşettiği yeraltı yerüstü zenginliklerini milletimizin istifadesine sunmanın derdindeyiz. Muhalefetin eleştirilerine rağmen sondaj gemilerimizi bunun için aldık. Doğal gaz aramalarına bu sebeple başladık. Şu anda bizim 4 tane sondaj gemimiz var. 2 tane sismik araştırma gemimiz var. Artık kendimize yetiyoruz. Dışarıdan değil, sadece kendimize ait olan gemilerimiz bunlar.
Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ni bunun için inşa ediyoruz. Ve şu an itibariyle Akkuyu'da tüm ihtiyacımızın %10'unu karşılıyoruz. Ve bunun tabii ikinci ünitesi var, üçüncü ünitesi var, dördüncü ünitesi var. Yetmez. İnşallah iktidarımızın devamıyla ikinci nükleer güç santralini de ne yapacağız? İnşa edeceğiz. Büyük ihtimalle bunu da Sinop'ta inşa etme durumumuz var. Zira Türkiye artık enerjide muhtaç olan değil, enerji ihraç eden olacak. Buraya mı geleceksiniz? Bitirelim konuşma. Konuşma bitsin ondan sonra. Konuşma bittikten sonra yaparız. Bak. Men sabera zafera. Sabreden zafere ulaşır. Tamam? Güneş ve rüzgarın enerji sepetimizdeki payını bunun için artırıyoruz. Bugün dev bir enerji panellerinin olduğu nereye gideceğiz? Nereye? Karapınar'a. Bu kaç tane futbol sahası büyüklüğünde? Kaç? Gençler olmuyor işte. Evet. Biraz sonra onları size hep anlatacağız. Ve o devasa enerji santralinin panellerinin olduğu yeri göreceğiz. Ve bu da nereye nasip oldu? Konya'ya. Bor madenimizi kendimiz işlemeye işte bunun için önem veriyoruz. Onu da biz ya ülkemizin farklı yerlerinde petrol kuyularını bunun için açıyoruz. Allah'a hamdolsun. Attığımız tüm bu adımların olumlu neticelerini de artık tek tek alıyoruz. Her seçim öncesinde gaz buluyorlar yalanını nasıl Karadeniz gazıyla boşa çıkardıysak enerji hamlelerimize kara çalanları da yeni müjdelerle hüsrana uğratmayı sürdüreceğiz. Özellikle petrol konusunda etrafına bakıp da iç geçiren milletimizin bir asırlık hasretini dindirmekte kararlıyız. Daha önce petrol yok diye üzerine beton dökülen kuyulardan terör nedeniyle terk edilmek zorunda kalınan bölgelerden hamdolsun şimdi petrol üretmeye başladık. Dünyada karada yapılan en büyük 10 keşiften birini geçen sene Türkiye olarak biz gerçekleştirdik. Ülkemizin 5-6 yıl önce yaklaşık 40 bin varil olan günlük üretimi 2 kat artışla nereye ulaştı biliyor musunuz? Günlük 80 bin varile ulaştı. Şimdi sizlerle yeni bir müjdeyi daha paylaşmak istiyorum. Cudi Gabar'da günlük 100 bin varil üretim kapasitesi sahip petrol bulduk. Evet, evet. Bu ne demek biliyor musun? Ey teröristler! İşte sizi o petrol kuyularına gömeceğiz. Gömeceğiz. Cizre'ye 20 kilometre mesafedeki bu petrol rezervi çok yüksek kaliteye sahip. Yerin 2600 metre derinliğinde bulduğumuz petrolü bölgede açacağımız 100 kuyu ile 100 bin varillik üretim kapasitesine çıkartabileceğiz. İlk kuyudan aldığımız petrolü şimdiden işlenmek üzere rafinerilere sevk etmeye başladık. Günlük tüketimimizin onda birini tek başına karşılayacak
bu petrol rezervinin ülkemizin ve milletimizin hayrına olacağından şüphe var mı? Yok. Aynı bölgeden yeni müjdeler de bekliyoruz. Tamam. Ha, bak. Hemen yakmaya başladı. Gavardaki kuyumuza bölücü örgütün alçakça katlettiği şehit öğretmenimiz Aybüke Yalçın'ın adını verdik. İyi mi? Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Rabbim sevgili abimine komşu eylesin. Aynı bölge daha önce keşfettiğimiz günde 9000 varil petrol üreten diğer kuyumuza da patlayıcı uzmanı assubayımız şehit Esma Çevik'in ismini vermiştik. Yeni sahamız şehit Aybüke Yalçın bir kuyumuzun olduğu alan inşallah ülkemizin tamamında üretilenden daha fazla petrolü tek başına sağlayacak. Böylece şimdilik günlük 180 bin varil petrol üretimiyle ülkemizin enerji bağımsızlığı yolunda yeni bir adım atmış oluyoruz. Bakınız, artık rezervlerimizin toplam değerini bile konuşmuyoruz. Yoksa Gabar'daki yeni keşfimizin değeri 10 milyarlarca doları buluyor. Karadeniz gazımızın değeri yüzlerce milyar dolarla ifade ediliyor. Biz kaynağı, Bay Bay Kemal ne diyor? Londra'daki tefecilerden 300 milyar dolar getirecekmiş. Ula Bay Bay Kemal. Ben ne değirim, sen ne değilsin. Tefecilerden 300 milyar dolar getirecekmiş. Bay Bay Kemal, bak. Para bu işte, bu. Sakarya doğalgazı. Gabar. İşte para bu. Şimdi bununla beraber biz emin adımlarla yola devam ediyoruz, devam edeceğiz. Biz kaynağı tefecilerde aramıyoruz. Ülkemizin kendi değerinde arıyoruz. Kendi topraklarımızda arıyoruz. Kendi zenginliklerimizde arıyoruz. Tek derdimiz. Yaptığımız keşiflerin ve yatırımların ülkemizin enerji bağımsızlığına katkısını en üst düzeye çıkarmak. Çünkü tıpkı savunma sanayi gibi enerji bağımsızlığı da ülkelerin ve milletlerin gerçek özgürlüğünün vazgeçilmez şartıdır. Bunun için keşfettiğimiz her enerji kaynağıyla ne kadar iftihar etsek yeridir. Değerli kardeşlerim, bu tarihi başarıda imzası olan Enerji Bakanlığımızı ve Türkiye Petrollerini, mühendislerimizi, işçilerimizi özellikle tebrik ediyorum. Bu vesileyle bir kez daha bölücü alçaklar tarafından şehit edilen Aybüke Yalçın öğretmenimizi ve tüm şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. Aslında bu keşiflerle bölücü terör örgütünün neden ülkemize musallat edildiğini çok daha iyi anlıyoruz. Hani eskiden beri hep düşünürdük ya, ülkemiz sınırlarının hemen karşısında petrol fışkırırken bizim topraklarımızda niye çıkmıyor diye. Meğer ülkemiz topraklarından petrol çıkmıyor değilmiş. Meğer ülkemiz topraklarından petrol çıkmaması terör örgütüyle, uluslararası petrol şirketleriyle elimiz ayağımız bağlanıyormuş. Meğer üzerinde oturduğumuz petrol sahalarından yararlanmamamız için bize oynanmadık oyun, kurulmadık tuzak bırakılmıyormuş.
Gabar'daki keşiften sonra bu ülkede birilerinin niçin terörün bitmesini istemediğini çok daha iyi anlıyor muyuz? Hiç endişeniz olmasın. Emperyalist güçlerin PKK'ya ve Suriye'deki uzantılarına onca silah ve parayı niçin aktardığını, ülkemizi bir terör koridoruyla niçin kuşatmak istediklerini çok daha iyi kavruyoruz. Ortada hiçbir sebep yokken niçin birilerinin terörle mücadelede en önemli gücümüz olan İHA'ları, SİHA'ları ve bunları üreten şirketlerimizi hedef aldığını çok daha iyi anlıyoruz. Evet, ne Atatürk Havalimanı ile ilgili tartışmalar tesadüftür, ne İHA ve SİHA'lara dokunmaktan bahsedenler masumdur, ne terör örgütü elebaşlarının bunları söyleyenlere aleni destek vermesi sebepsizdir, ne de bölücü örgütün uzantılarının il il dolaşıp Bay Bay Kemal için oy dilenmesi boşuna değildir. Bunların tamamı Türkiye'yi enerji yarışının dışında bırakmak isteyenlerin hamlesinden ibarettir. İsterseniz karşımızdaki artık yedili mi, dokuzlu mu, on birli mi olduğu iyice karışan koalisyonun adayının kimlerle iş tuttuğuna şöyle bir bakalım. Videoyu izleyelim. Sosyal Sigortalar Kurumu'nu kim batırdı? Kılıçdaroğlu maaşları ödeyemeyeceğini açıklıyordu. Bir itirafta bulunmuş, hastaneden sürüyor. Sağlık Bakanlığı'na alın diye yalvarıyorum demişti. Saat tam 6:30. Geç mi kaldın? Vicdanları da varsa bir de bizim halimize bak. Halkın biraz çilesini görsün. Buyruk beklerken hasta olmayan. Hoş bir görüntü değil. Her hastanemizde yaşanan bir dram maalesef. Yok. İki hafta sonrası 3 ay var. Sizin idealiniz. Hayır hayır, öyle bir şey söz konusu değil. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı'na aday olacağımı kamuoyuna duyurmayı önemli bir görev sayıyorum. Genel Başkan olarak seçildiğim zaman da kendime göre bir hedef koymuştum. %40. Bu yakalarız yakalamazı o ayrı bir şey. Tek başına ben değil yani yönetim kadrosu olarak. Demek ki bu işi götüremedik diyeceğiz. Çıkacağız diyeceğiz ki hadi bize eyvallah. Başarısız olursanız oyunuz düşerse koltuğumda kalacağım diye bir düşüncem yok. Bir partinin genel başkanı, cumhurbaşkanı adayı olmamalı. Millet İttifakı'nın ortak adayı Kemal Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu ortak aday ama partisinden ayrılmayacak. Hiçbir işçinin işine son vermeyeceğiz. Namus sözü veriyorum ve garanti veriyorum. Namus sözü vermişlerdi. Ben 3 çocuk okutuyorum, nasıl okutacağım? Öğrenciler için toplu taşıma ücretsiz olacak. Yüksek zam geldi. Öğrenci olduğumuz için zorlanıyoruz. Bu traktör köylüye CHP'den hediye. Çarkıcı olsun diye CHP'ye oy verene traktör bedava. Dönüşüm projesinde aylardır verdiğimiz mücadelelerle ihaleler ertelendi. Durdurma konusunda faydamız oldu. Yani gürültü çıkarma konusunda. Kılıçdaroğlu bugün HDP ile buluştu. Kılıçdaroğlu tarihsel fırsattır. Kapalı kapılar ardında söylenenlerin kamuoyunda bunların deklare edilmesi gerekir. HDP 11 maddeli talep belgesi yayınladı. Öcalan üzerindeki tecritin kaldırılmasını istiyor. Bir Kürdistan gerçeği olacak. Başkan Erdoğan'ın heykelini yıkacağız ülkenin. Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmasını istiyorsanız bize katılacaksınız. Suriye'de elde edilen statü Türkiye'de de elde edilecektir. Yerel denetim şartları nasıl? Var. Bunların olduğu gibi kabul edilmesi. Bunlara gereken dersi 14 Mayıs'ta veriyor muyuz? HDP'nin başarı Sayın Öcalan'ın çok önemsediği bir projedir. HDP'yi meşru organ olarak görebiliriz. HDP'ye bakanlık verilebilir. Elbette verilir. Meral Akşener'in çağrısı üzerine bir ittifak kuruldu. Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını bile HDP sağladı. Biz masada oturup 100 yıllık cumhuriyeti değiştireceğiz. Size oy vereceğiz. Şunu yapmayın etmeyin. Herkes haddini bilecek. İYİ Parti size söylüyorum. HDP ve PKK size oy verdi. Şu an koltuklarınızda HDP'nin oylarıyla oturacaksınız. Siz
Mustafa Kemal'in askerinin generali olsanız ve ne yazar? İlk sürümleri. Sırtımızı YPG'ye, YPJ'ye, PYD'ye yaslıyoruz. Bu kardeşlerimizin oylarına talibi SKK'lıdırlar. Hiç fark etmez. Böyle bir ortamda tabii altılı masaya bilgi oldu. Millet İttifakı, AKP, MHP iktidarına karşı bir umut da yarattı. TC Devleti lister liste açıklamış. Tek bir terörist kalmayana kadar yok edeceğim. PKK yönetimini bulmak ve vurmak için seferber olmuşlar. Bunları başka kim vurur? Ancak biz vururuz, biz. Gezi Parkı'nı bahane edip yakıp yıkan provokatörler polise demir bilye ve taşlarla saldırıyor. Ekrem İmamoğlu deprem risk yönetimi dairesi başkanlığını Tayfun Kahraman'ı atadı. 3. köprü, 3. havalimanı, Kanal İstanbul, A3'e kaldırılması istenleri iktidar sahiplerine iletmek istiyoruz. Halkımıza şu çağrı yapıyoruz. Herkes bulunduğu yerden sura doğru yürümelidir. Bütün mahallelerde, dış mahallelerden, dış ilçelerden. Gömülen, camilere gizlenen silahlarını çıkaran örgüt saldırılarını artırdı. Gençler hendek kazıyormuş, halk barikat kuruyormuş. Devletin otobüslerini, devletin araç gereçlerini nasıl yaktılar görüyorsunuz değil mi? Emniyet binasını vurun, emniyet binasını tahrip edin. Bütün zorlular vurulsun. Vurun, ateş altına alındı. Gülenen kalabalıklar doğrudan ateş edildi. Kemal Kılıçdaroğlu korumasının darbeci askerlerle yaptığı görüşme sonrası tanklar VIP salonunun önünden ayrıldı ve Kemal Kılıçdaroğlu da gecesi, makam arabasıyla Atatürk Havalimanı'na belediye başkanının indiğinde bu beyefendi de FETÖ'cülerin yardımıyla tankların arasından Bakırköy Belediye Başkanı'nın evine kaçtı. FETÖ ve PKK üyeliği, ilişki ve irtibatı nedeniyle kanun hükmünde kararnameyle ihraç edilenleri görevlerine iade etmek. O kanun hükmünde kararnamelerle görevden alınan herkesi görevine iade edeceğim. Kılıçdaroğlu'nun aday gösterilmesine itiraz eden Meral Akşener altılı masadan kalktı. Masadan uzlaşı değil kriz çıktı. Altılı masa tam tabiriyle devrildi. Ne bir kumar masasında ne de bir noter masasında olmayacağız. Öyle değil, masa kalktı. Cumhurbaşkanı adayı da altı liderin belirlediği kuralların dışına çıkmayacak. O zaman kriz çıkar. E doğru. 14 Mayıs Kemal'in bay bay Kemal olacağı gündür. Her türlü ayak oyununun çevrildiği bu garip birliktelikten ne ülkeye? Allah'ın izniyle biz bu oyuna gelmeyeceğiz. Ülkemizin enerji rekabetinin dışına itilmesine rıza göstermeyeceğiz. Milletimizin ve Kıbrıs Türklerinin hakkının yenmesine izin vermeyeceğiz. Emperyalistlerin taşeronları olan terör örgütlerinin yeraltı, yerüstü kaynaklarımızla aramıza girmesine müsaade etmeyeceğiz. Terör belasını Türkiye'nin gündeminden muhakkak çıkartacağız. Ülkemizin yeraltı ve yerüstü zenginliklerini milletimizin emrine vermemizin önüne geçecek, herkesin hakkından gelecek her engeli aşacağız. Türkiye yüzyılı işte bu müjdenin adıdır. İşte bu azmin sembolüdür. İşte bu mücadelenin remzidir. Hazır mısınız? Konya, bu mücadele özellikle, bu mücadelede bizimle beraber misin? Konya, bu yolda bizimle misin? Konya, bu inşa ve ihya hareketinde bizimle misin? Ben size inanıyorum. Ben sizlere güveniyorum. Evelallah bu sandıkları 14 Mayıs'ta patlatacağınızdan hiç şüphem yok. Kardeşlerim, hepimiz bu dünyada faniyiz. Yarın ne olacağımızı, neyle imtihan olacağımızı hiçbirimiz bilmiyoruz. Rabbimiz öyle buyuruyor. Mülk suresinde. Ellezî halakal mevte vel hayâte liyebluvekum eyyukum ehsenu amela
ve huvel azizul afur. Ölüm, hayat bizim için nedir? Bir imtihan vesilesidir. Bakalım hangimiz daha isabetli bir imtihanda bulunacağız. Emri hak vaki olana kadar amacımız milletimize aşkla hizmet etmektir. Ve şunu unutmayalım. Nerede, nasıl öleceğimiz belli değil. Biz ne makamen derdindeyiz, ne siyasi ikbal, ne de koltuk peşindeyiz. Unutmayın, biz bu millete efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik. Bizim tek bir gayemiz vardır. O da sizlerin hayır duasını almaktır. Geride hayırla yad edilecek eserler bırakmaktır. Konyalı'nın şöyle yüreğinden kopan bir Allah razı olsun niyazına dünyalık hiçbir şeyi değişmeyiz. Bu hassasiyetle gece gündüz demeden tam 21 yıldır Konya ile birlikte tüm Türkiye'ye aşkla hizmet ediyoruz. Konya'ya son 21 yılda 168 milyar liralık kamu yatırımı yaptık. Eğitimde 9033 adet yeni derslik inşa ettik. İkisi devlet olmak üzere 4 yeni üniversite kazandırdık. Gençlik ve sporda 28 bin kişi kapasiteli yüksek öğrenim yurt binaları açtık. Bir stadyumla birlikte 114 adet spor tesisi inşa ettik. Sosyal yardımlarda ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza 8,5 milyar lira tutarında kaynak aktardık. Sağlıkta 3280 yataklı, 34'ü hastane olmak üzere 108 sağlık tesisi yaptık. Bunların içinde 1250 yataklı Konya Şehir Hastanemiz de var. Çevre ve şehircilikte 28.181 konut projesini hayata geçirdik. Şimdi de ilk evimle 7.655 konut daha inşa ediyor. İlk iş yerimle esnaflarımız için 500 iş yeri yapıyor. İlk arsamla 55 bin konutluk altyapısı hazır. Arsa veriyoruz. Konya'daki 18 millet bahçesi projemizden 10'unu tamamladık. Kalanlarının yapımına devam ediyoruz. Ulaştırmada 167 kilometreden devraldığımız bölünmüş yol uzunluğunu 1269 kilometreye çıkardık. Ankara, Konya ve Konya-Karaman yüksek hızlı tren hatlarını işletmeye açtık. Bir saatlik yolu yarıya düşürecek Konya Ray projemiz ve Necmettin Erbakan Üniversite yeni yüksek hızlı tren garı Meram Raylı Sistem hattıyla ilgili çalışmalar devam ediyor. Havalimanımıza yıllık 3 milyon yolcu kapasiteli terminal binası yaptık. Tarım ve ormanda Konya'ya 25 baraj, 2 içme suyu tesisi, 76 sulama tesisi, 41 gölet, 6 yeraltı depolama tesisi ve 4 hidroelektrik santral inşa ettik. Mavi Tünel projesiyle Konya'nın verimli topraklarını suyun bereketiyle buluşturduk. Sulama projelerimizde Konya'da 1,1 milyon dekar zirai araziyi sulamaya açarak çiftçilerimize yıllık 3,5 milyar liralık zirai gelir artışı sağladık. Yapımı devam eden 11 sulama tesisimiz ile toplam 721 bin dekar araziyi de sulayacağız. Konyalı çiftçilerimize Konyalı çiftçilerimize 17 milyar lira tutarında tarımsal destek verdik. Sanayi ve teknolojide 3 yeni organize sanayi bölgesi, 3 endüstri bölgesi,
iki teknokent, iki araştırma geliştirme merkeziyle bir tasarım merkezi kurduk. Tabii bu ülkede ne olup bittiğinden habersiz olanlar çıkıyor. Organize sanayi bölgelerinde ne diyor? Teknoloji liseleri kuracağız diyor. Bunu diyen kim? Bay Bay Kemal. Ya Bay Bay Kemal. Biz ülkemizdeki tüm organize sanayi bölgelerinde mesleki eğitim okullarını zaten kurduk. Ya sen ne zaman doğru konuşmayı öğreneceksin? Mesleki eğitim merkezlerimizdeki çırak kalfa sayısını 159 binden 1 milyon 400 bine çıkardık. Bay Bay Kemal. Tutmuş bir de bu öğrencilere sigorta yapacağım diyor. Biz mesleki eğitimdeki öğrencilerimizin sigortasını da zaten yapıyoruz. Allah seni ıslah etsin. Üstüne bir de mesleki eğitim merkezlerindeki çıraklarımıza asgari ücretin %30'u, kalfalara %50'si oranında ücret ödüyoruz. Bay Bay Kemal. Ne diyor? Rabbimiz onların gözleri vardır, görmez. Kulakları vardır, işitmez. Dilleri vardır, konuşmaz. Çünkü onların kalpleri mühürlüdür. Kardeşlerim, ya bunların hiç haberi yok ya da bildikleri halde yalanla insanların kafasını karıştırmaya çalışıyorlar. Bizim sanayide ve mesleki eğitimde neler yaptığımızı en iyi oralarda çalışanlar, eğitim gören kardeşlerimiz bilir. Enerjide Konya ve 20 ilçesine doğal gaz arzı sağlayarak il nüfusunun %80'ini doğal gaza kavuşturduk. Bugün bu yatırım zincirimize yeni halkalar daha ilave ediyoruz. Çevre ve şehircilikte toplam yatırım bedeli 890 milyon lira olan 17 kale meseri hizmete açıyoruz. Akören ilçe entegre hastanesini, muhtarlık binalarını, Karapınar Meke sanayi sitesindeki 171 iş yerini resmen devreye alıyoruz. Aralarında Konya Bozkır Barajı'nın da olduğu gibi 12 tarım ve sulama projesinin resmi açılışını yapıyoruz. Karayollarımızın Bozkır ve Hadim'de tamamladığı yol işlerini Milli Eğitim Bakanlığımızın 7 farklı ilçemizde inşa ettiği okul ve pansiyonları resmen hizmete veriyoruz. Büyükşehir ile ilçe belediyelerimizin şehrimize kazandırdığı yolları, bahçeleri, sosyal tesisleri, sahaları, parkları, hizmet binalarını, mahalle ve muhtar konaklarını da bugün sizlerin istifadesine sunuyoruz. Değerli kardeşlerim, bütün bunlarla beraber böylece yatırım bedeli toplamda 6 milyar lirayı bulan 74 kalem eser hizmet ve projenin resmi açılışını yapıyoruz. Tabii bugünkü asıl büyük yatırımımız Karapınar'da 20 bin dönümlük alanda 1 milyar dolarlık yatırımla kurduğumuz Güneş Enerji Santrali'dir. Kalyon Enerji tarafından kurulan 1350 megawatt gücündeki bu Güneş Enerji Santrali 2 milyon kişinin yıllık elektrik ihtiyacını karşılayacak üretim yapacak. Bu tesis dünyanın sayılı, Avrupa'nın ve ülkemizin bu alanda en büyük enerji santrali unvanına sahiptir. Birileri güneşten niçin enerji üretilmiyor diyerek
her şey gibi bu konuda da cehaletini sergiliyor. Yalan rüzgarlarıyla elektrik üretebileceklerini sananların yüzleri Karapınar'a gelip bu tesisi gördüklerinde umarız biraz kızarır. Tüm bu yatırımların şehrimize ve siz Konyalı kardeşlerime hayırlı olmasını diliyorum. Bu eserlerin inşasına vesile olan tüm bakanlıklarımızı, belediyelerimizi, firmalarımızı, çalışanlarımızı tebrik ediyorum. Değerli kardeşlerim, sevgili Konyalılar, tüm bu hizmetlerin ve yatırım hamlelerinin devam etmesi için 14 Mayıs çok önemli. Onun için çok çalışacağız değil mi? Kapı kapı dolaşacağız değil mi? Çünkü Bay Bay Kemal ve ortakları yapmaya değil, yıkmaya, kurmaya değil, bozmaya, teşvike değil, tehdit etmeye geldiklerini her fırsatta söylüyor. Ama ey Kandil, senin bayrağın yok, senin ezanın yok, senin vatanın yok, senin uzantılarını biz tanıyoruz. Bu millet Allah'ın izniyle 14 Mayıs'ta vatansız, ezansız, Kur'ansız olanlara gereken dersi Allah'ın izniyle verecektir. Şimdi 14 Mayıs'ta kapı kapı dolaşmaya var mıyız? 14 Mayıs'a kadar ulaşılmadık. Hiçbir Konyalı bırakmamaya var mıyız? 14 Mayıs'a kadar kalpleri bir kez daha fethetmeye var mıyız? Rabbim hepinizden razı olsun. Rabbim uhuvvetimizi, muhabbetimizi, yol arkadaşlığımızı daim eylesin. Şimdi önemli bir ahit tazeleyeceğiz. Hazır mıyız Konya? Hazır mıyız? Tek millet. Tek bayrak. Tek vatan. Tek devlet. Bir olacağız. İyi olacağız. Diri olacağız. Kardeş olacağız. Hep birlikte Türkiye olacağız. Açılışını yaptığımız eserlerin Konya'mıza hayırlı olmasını diliyorum. Bu yatırımları şehrimize kazandıranları canı gönülden tebrik ediyorum. Kalyon firmasına şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum. Her birinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyor. Allah'a emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla. Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım, şimdi 3 ayrı noktaya canlı bağlantımız var ve açılışlarımızı gerçekleştireceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımıza refakat etmek üzere saygıdeğer hanımefendiyi, bakanlarımızı, milletvekillerimizi, milletvekili adaylarımızı, valimizi, Büyükşehir Belediye Başkanımızı, Cumhur İttifakı'nın değerli il başkanlarını sahneye davet ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanım, ilk canlı bağlantımızı Karapınar
Güneş Enerji Santrali'ne açılışına gerçekleştiriyoruz. Karşımızda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sayın Fatih Dönmez. Fatih Bey, bizleri duyuyor musun? Sayın Cumhurbaşkanım, Avrupa'nın ve Türkiye'nin en büyük güneş enerji santrali Karapınar GES'ten selamlarımızı, saygılarımızı iletiyoruz. Şimdi önce bir zoomlamak suretiyle Karapınar'daki bu panelleri bir görmemizde fayda var. Anlaşıldı efendim. Görüyorsunuz değil mi? Nasıl? Karapınar ne hale geldi bak. Buğday tarlası değil ha. Bunların hepsi panel, panel. Buradan yaklaşık 12-13 bin megawatt enerji çıkacak. Elhamdülillah. Güzel değil mi? Yaparsa eyvallah. Ama kimlerle beraber? Cumhur İttifakı ile beraber. Sizinle beraber yapar. Biz size inandık. Size güvendik. İnşallah 14 Mayıs'ta bunları gömüyor muyuz? Sandığa gömüyor muyuz? Kapı kapı dolaşıyor muyuz? Allah razı olsun. Evet Fatih Bey. Hazır mısınız? Hazır mısınız? Hazırız efendim. Bugünün anısına kordalayı keserler. Hazırız. Makasları da hatıra olarak kendilerinde kalacak. Ya Allah! Bismillah. Sayın Cumhurbaşkanım, ikinci canlı bağlantımızı Sonma Sanayi Başkanlığı projesiyle MPG firması tarafından üretilen 8x8 zırhlı kurtarıcı araçların Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na teslimi için organize sanayi bölgesine bağlanıyoruz. Teslim belgesini Sonma Sanayi Başkanımız Profesör Doktor Sayın İsmail Demir Kara Kuvvetleri Komutanlığı temsilcisine takdim edecektir. Teslim belgesi. Bera Holding. Erol Bey duyuyor musun bizleri? Erol Bey duyuyor musun bizleri? Duyuyoruz Sayın Cumhurbaşkanım. İsmail Bey siz de oradasınız. Duyuyoruz Sayın Cumhurbaşkanım. Tamam. Şöyle bir zoomlayalım. Çevreyi görelim. Evet Sayın Cumhurbaşkanım. Çevreyi görelim.
İsmail Bey. Evet, şimdi kordalaları keseceğiz ve kordalayı kestikten sonra da makaslar bugünün hatırasına sizlerde kalacak. Sayın Cumhurbaşkanım, denizde Anadolu, havada Akıncı, Kızıl Elma, Kaan, Hürjet, Atak 2, Anka 3 ve bugün de Karadağ Altay'dan sonra bugün de 8x8 zırhlı araçlarımız teslim törenindeyiz. Hayırlı olsun diyorum. Teslim belgesini Kara Kuvvetleri Komutanlığı temsilcimize sunuyorum efendim. Evet, hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Sağ olun. Makaslar hatıra olarak sizlerde kalacak. Ya Allah! Bismillah. Sayın Cumhurbaşkanım, ya son Allah, bağlantımızı hayırlı olsun efendim. Abdülhamit Han Caddesi'nin açılışı için gerçekleştiriyoruz. Karşımızda Konya Milletvekilimiz Ahmet Sorgun. Ahmet Bey, bizleri duyuyor musun? Duyuyorum Sayın Cumhurbaşkanım. Şöyle caddeyi İsmine görelim. İsmine layık Abdülhamit Han Caddesi'nden hürmetlerimizi, saygılarımızı sunuyorum Sayın Cumhurbaşkanım. Caddeyi bir görelim. Evet, Büyükşehir Belediye'mizin Sultan Abdülhamit Han Caddesi ile ilgili attığı bu adımdan dolayı teşekkür ediyoruz. Bu cadde Selçuklu ile Meram'ı birbirine bağlayan 40 metre genişliğinde 14,5 kilometre uzunluğunda üzerinde bisiklet yolları, yaya yolları, 3x2, 3 gidiş, 3 geliş olan ve 14 kavşak bulunan, 300 milyon liraya mal olan gerçekten çevreci bir caddemiz Sayın Cumhurbaşkanım. Evet, Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve heyetine çok çok teşekkür ediyoruz. Rabbim hizmetlerinde daim eylesin. Ve inşallah çok daha büyük hizmetlere kendilerini ulaştırsın. Evet, kordala sizde. Makaslar sizde. Kordalayı kesiyoruz. Ve makasları da bugünün hatırasına sizlere veriyoruz. Hayırlı olsun. Ya Allah. Bismillah. Değerli hemşehrilerimiz, şimdi de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Konya'da yapımı tamamlanan diğer tüm tesislerin açılış kurdelesini kesmek suretiyle siz değerli hemşehrilerimizin hizmetine sunacaklardır. Milletimize hayırlı olsun diyoruz. Ya Allah. Bismillah. Makaslar bugünün anısına. Evet, Sayın Cumhurbaşkanımız ve saygıdeğer hanımefendinin dışındaki değerli konuklarımızı sahneden alalım. Çünkü AK Parti milletvekili adaylarımızın takdimine geçeceğiz.
Değerli hemşehrilerimiz, şimdi AK Parti Konya milletvekili adaylarımızı sizlere takdim ediyoruz. Mevcut milletvekilimiz, Merkez Karar Yönetim Kurulu üyemiz, milletvekili adayımız Avukat Tahir Akürek. Mevcut milletvekilimiz, yeniden milletvekili adayımız Orhan Erdem. Mevcut milletvekilimiz, yeniden milletvekili adayımız Selman Özbayacı. Meryem Göka. Mevcut milletvekilimiz, yeniden milletvekili adayımız Doktor Abdullah Ağırlı. Mehmet Baykan. Mevcut milletvekilimiz, yeniden milletvekili adayımız Ziya Altınyıldız. Latif Selvi, Mustafa Hakan Özer, Faruk Özçelik, Avukat Burhanettin Sevencan, Doçent Doktor Saadet Armağan Güleç Korunmaz, Ercan Uslu, Hümeyra Saçkesen ve Muhammed Zelen. Evet, Konya'nın üzerine gecenin karanlığı çökmek üzere.